Şimdi size benim kullandığım cilt bakımı ve güzellik amaçlı kullandığım ürünleri birazcık anlatacağım. Bunların birinci sırasında Hindistan cevizi yağı geliyor. Hindistan cevizi yağı bence çok iyi bir cilt nemlendiricisi ve çok ince bir yapıda olduğu için aynı zamanda yüze de kullanabiliyorsunuz. Yani sadece bir Hindistan cevizi yağıyla hem yüzünüzü, hem ellerinizi, hem vücudunuzu, hem ayaklarınızı, her yerinizi nemlendirebiliyorsunuz. Hatta saçınıza da nemlendirici bir bakım yapmak isterseniz yine Hindistan cevizini kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi dıştan kullanıldığı gibi içten kullanılması da aşırı faydalı bir yağ. Hindistan cevizi yağı yüksek ısılarda kullanılmaya uygun ve elverişli bir yağ olduğu için genelde bir şeyleri pişirirken zeytinyağı yerine Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Hem alttan böyle çok hafif, güzel, hoş bir Hindistan cevizi aroması da veriyor. Aynı zamanda da çok sağlıklı bir yağ. Bununla yemeklerinizi pişirirken Hindistan cevizi yağı ile pişirip piştikten sonra soğuk pres zeytinyağını eklerseniz yağ anlamında çok faydalı bir yemek yapmış olabilirsiniz. Bahsetmek istediğim ikinci ürün Dermablend. Dermablend çok iyi bir kapatıcı. Cildinizde yaralar varsa, dövmeler varsa veya kapatmak istediğiniz bir takım lekeler varsa Dermablend bu anlamda çok iyi. Su geçirmez, yani waterproof özelliği var. O yüzden çok uzun süreli kullanabiliyorsunuz. Kıyafetlere bulaşmıyor. Yani tabii ki çok az bulaşıyor ama diğer ürünlere kıyaslandığında çok daha başarılı bulaşmamazlık anlamında. Üzerine kullanabileceğiniz kendi pudrası da var. İkisi beraber uygulandığında çok daha etkili bir sonuç alabiliyorsunuz. Dermablend'de de işte bu tarz leke, dövme, kapatılmak istenen makyajda, makyaj altı kullanılacak bir ürün olarak çok tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi bir kapatıcı ve cilde en az tahriş veren ve bu kadar kapatıcı olma özelliğine sahip az ürünlerden bir tanesi. Dermablend'in tanıtım videosu da bence çok eğlenceli. Bir tane adam var, adamın her yeri dövme kaplı ama her yeri, yani vücudunun 1 santimetre karesi bile dövmesiz değil ve yüzü iskelet şeklinde, böyle biraz psikopat bir arkadaş. Ve onu bu dermablendlerle boyamışlar. Tanıtımın başında adamı sanki normal bir insanmış gibi görüyorsun. Yani gayet hani senin benim gibi ten rengi olan bir insan. Ama sonra yavaş yavaş o üzerindeki dermablendleri sildikçe esasında adamın gerçek yüzü ve o bütün dövmeleri ortaya çıkıyor. Yani o yüzden gerçekten başarılı bir ürün. Bir diğer ürünüm de kendi yapmış olduğum bir bitkisel karışımdan bahsedeceğim. Burada bu karışımda castor oil kullandım. Castor oil yine çok ince bir yapısı olması sebebiyle vücut tarafından çok kolay emilen ve hani bazen kremini sürdüğünüzde böyle hafif üzerinde böyle ipeksi bir sanki bir doku kalır. O efekti veriyor aslında. Hani kayıp gitmiyor. Cildinizin üzerinde bir koruma tabakası oluşturuyor. Ben bu karışımda birazcık daha farklı kokular ve cilt için çok iyi olan sandal ağacı ve ylang ylang yağlarını kullandım. Sandal ağacı ve ylang ylang aynı zamanda çok hoş kokusu sebebiyle afrodizyak olarak da çok güzel bir etki sağlıyor. Yani hem cildinizi çok iyi nemlendirip aynı zamanda derin bir bakım yapıp aynı zamanda da hoş kokusuyla farklı bir ruh haline bürünebilirsiniz. Ben burada yani birebir oranda castor yağı, yani bir ölçü castor yağı şöyle yaklaşık yarım şişe kadar ve onun aynı oranında da kenevir tohumu yağı kullandım. Kenevir tohumu da aslında çok faydalı ürünlerden bir tanesi. Yiyecek olarak kullanıldığında protein oranı aşırı yüksek. Yağı da cilt için çok faydalı bir yağ. Cildin elastikiyetini ve canlı ve genç görünmesini, genç kalmasını sağlayan bir yağ. Bunlar sabit yağlar. Bunları baz olarak kullandım. Bunların üzerine de 20'şer damla sandal ağacı ve 20'şer damla ylang ylang aroması koydum. Ve kendime böyle çok hoş bir yağ yaptım. Yalnız bu tarz yağların kullanım olarak bazen farklılıkları oluyor. Evet, çok iyi nemlendiriyor ve
bu yağları eğer gerçekten doğal ve saf yağlar bulursanız cildinizden emilip kanınıza da karışıyor. Öyle de bir etkisi var. Ama işte kullanırken biraz fazla yağlı, sonrasında giydiğiniz kıyafetlere dikkat edin çünkü kıyafetiniz yağ lekesi olabilir. Şimdiki ürünüm de el kremi. Veleda, yani nasıl okunduğunu aslında çok bilmiyorum. Sanırım bir Fransız markası. Şu an yazıldığı gibi okuyorum ve Veleda diyorum. Yanlışım varsa sonradan bir yere düzeltiriz. Bu el kremi de aşırı bence başarılı. Biraz önce bahsettiğim elin üzerine sürdüğünde o hafif koruyucu dokusunu bırakıyor. Ve aynı zamanda el için anti-aging özellikleri olan yine doğal yağlardan yapılmış olan karışımları var. Benim normalde ellerim çok aşırı kurur. Hele kış aylarında soğukta direkt pul pul olur, dökülür. Hani eskiden bir tane reklam vardı, böyle elleri pul pul olmuş, işte kırışmış şey olmuş, toprak, kuru toprak gibi çatlamış. İşte direkt o tarzda ellerim aşırı derecede kuruyor. Çünkü soğuk beni çok etkiliyor cildimi. Ve soğuk havalarda da elimi en iyi nemlendirecek olan kremlerden bir tanesinin bu marka olduğunu keşfettim. Çünkü gerçekten çok fazla marka denedim ve şu anda bu ürünü çok beğeniyorum. Çok güzel yumuşak, ipeksi bir doku bırakıyor ve içerisinde yine o doğal yağların vermiş olduğu çok hoş bir koku var. Ve dediğim gibi anti-aging özelliğine sahip el kremleri. Biliyorsunuz ellerimiz de yaşlanıyor maalesef ve ellerin yaşlanması en zor geri dönülen durumlardan bir tanesi. O yüzden ellerimizin bakımına da çok önem vermemiz gerekiyor. Hele ki ellerimizi çok kullanan, hani mutfakta iş yapan, yemek yapan veya işte ellerimizi el işlerinde veya başka tarz sanatsal işlerde kullanıyorsak ellerimize ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Bu son 4-5 yıldır yine en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Homeoplasmin. Bununla yine içerisinde çok sağlıklı yağlar var. Bu da çok iyi bir nemlendirme özelliğine sahip. Biraz daha zor bir kullanım var. Yani daha yağlı bir dokusu var. Bizdeki aslında Bepanthen tarzı bir ürün. Bunu yanıklara, işte ufak tefek yaralara, dudak çatlaklarına kullanabilirsiniz. Çok iyileştirici özelliği var ve yine dediğim gibi soğukta, soğuktan çatlamış ve hassaslaşmış ciltler için çok ideal bir ürün. Aynı zamanda güneşte de öyle. Yani eğer cildiniz yıpranmışsa, hafif böyle bir iritasyon veya yaramsı bir belirti gösteriyorsa bu kremi kullanabilirsiniz. Ben bu ürünü genelde dudaklarım için kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi soğukta dudaklarım aşırı çatlıyor ve etrafı böyle pul pul oluyor. Onu da nemlendirmenin en iyi yolunun bu krem olduğunu keşfettim. Ve aynı zamanda yine ellerim aşırı kötü bir durumdaysa bunları ellerimin üzerine de sürüyorum. Bu ürünü dediğim gibi yine aşırı yağlı bir yapısı olduğu için kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Ki eğer üzerimize, kıyafetimize, elimizi değdirirsek yağ lekesi yapabiliyor. O yüzden kullanım olarak bir tık daha dikkat edilmesi gereken bir ürün. Stick rujlar. Normalde ben çok fazla ruj kullanmıyorum günlük hayatımda. Ama bu stick rujlar çıktığından beri ruj kullanmak benim için bir eğlence haline döndü. Çünkü stick rujlar hani biraz daha kalemsi yapısı nedeniyle bence çok kolay kontrol edilebiliyor ve dudakları şekillendirirken çok daha rahat etmemi sağlıyor diğer rujlara göre. O yüzden bu kalem rujları tercih ediyorum. Bir de bilmiyorum, böyle bir kalem hissinin oluyor oluşu, hani böyle sanki boyama kitabı boyuyormuşuz gibi bir his veriyor. O da bence yani benim için çok eğlenceli. Ve aynı zamanda stick rujların mat dokusunun oluyor olması da benim çok hoşuma gidiyor. Sanki ruj gibi gözükmeyen ama böyle doğal tatlı bir renk verebiliyorsunuz stick rujlarla. Bu da Golden Rose'un bir ürünü. Bu gül kurusu tonları benim dudak renginde en çok hoşuma giden renkler.
Günlük hayatta daha çok bu tonları kullanıp hem çarpıcı ve dikkat çekici bir renk, aynı zamanda da daha doğal bir dokunuş yakalayabiliyorsunuz. İşte biraz daha şık olmak ve işte gece çıkıldığı zamanlarda da işte biraz daha kırmızı tonları tercih edebiliyoruz. Golden Rose da bu anlamda bence çok güzel bir ürün çıkartmış Stick Rouge olarak. Rengi çok başarılı. Aynı zamanda sürüşü çok başarılı. Stick rujlarda genelde kullanıldığında kuruma yapmak gibi bir dezavantajları vardır. İçerisinde çok fazla nemlendirici olmadığı için dudakları kurutur. Ama bu üründe çok öyle bir şeyle karşılaşmadım. O yüzden benim başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi.